Öncelikle cerrahiye karar verildiğinde kendilerine bir laparoskopik işlemi yapacak tercihen cerrah bulmaları gerekiyor. Yani laparoskopik obezite cerrahisi yapacak bir cerrah bulmaları gerekiyor. Tabii ki cerraha gelmeden önce mutlaka ve mutlaka kilo vermekle ilgili bütün prosedürleri uygulamalar lazım. Yani bunlar neler? Bunlar özellikle işte diyet yapmak, spor yapmak, yandaş bir takım tedavi yöntemleri, mesela akupunktur gibi yöntemleri uygulamak. Eğer tüm bu yöntemlerle hastalar kilo verememişlerse ve cerrahi endikasyon sınırına da girmişlerse, o zaman cerrahi düşünerek bir laparoskopik cerrah bulmaları gerekiyor. Hasta ameliyat olmak için cerraha geldiğinde bizim yapacağımız hazırlık safhası şöyle. Öncelikle bu şişmanlık, bu fazla kilo metabolik yani hormonal bir bozukluğa mı bağlı yoksa yemekle ilgili bir prosedür mü? Yemekle ilgili prosedürden kastettiğimiz şey de şu. Yani hastalar hep harcadığından fazla kalori almışlar da sonucunda mı obez olmuşlar? Eğer bu yeme alışkanlıkları sonucunda obez olmuşlarsa ve de olay metabolik hormonal bir sonuç bir neden değilse, obezite değilse o zaman operasyona karar veriyoruz. Anestezi ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklarda anestezinin ne kadar güvenli alınabileceğini değerlendirmek önemli. Eğer bu güveni daha artıracak bir takım hastalıkları varsa hastanın bunları bazen gidermek gerekir. Bunları da giderip güvenli anestezi alabilecek hale geldiyse hastalar o zaman hasta ameliyat edilebilir demektir. Ameliyat süreci yaklaşık uygulanan prosedüre göre 1 saat ya da 3 saat arasında değişir. Bu süreç yaşanıp ameliyat bittikten sonra hastalar ameliyat sonrasında odalarına çıkartılırlar.